Ekonomik olarak belediyeden 8,5 milyon borç aldık. Borcumuz 8,5 milyondu. Kaybettiğimiz icralar var, mahkemeler var. 13 mahkeme var, icralar geldi. Avukat beyle görüştük, şu an durdurduk. Dedik işte bir binamız var satılırsa onların parasını ödeyelim diye. Bize hemen zaten biz geldikten sonra işte bir ay önce bize bir 20 gün önce bir SGK'dan 5,5 milyon SGK borcu geldi. Müdür bey geldi bizden şey istediler yani dediler ki bize ne verebilirsiniz? Biz şu an bir şey veremeyiz yok dedik. Biraz bekleyin bakalım ne yapabiliriz gönderdik oraya. Bize İller Bankası'na gelen pay 1.600 geliyor. 600'ünü kestiler. Her ay kesiliyor. Belediyelere karşılık 1 milyon 200 bin lira. Benim aylık işçi giderim 2 milyon 347 lira. Tırp işçi giderim bunlar. Tabii böyle olunca da biz tabii çok zorlanıyoruz gerçekten. Yani işçilerime 2 aydır yarım yarım maaş ödüyoruz. Her ay sırf yani bunun mazotu, benzini, aracı, her şeyi hariç sırf yani gelirimizden yani işçiye ödenen paradan 1 milyon içerideyiz. Bunun en büyük nedeni arkadaşımız, bir önceki arkadaşımız 16 işçi almış giderayak. İşte 9 ayda almış, çıkarmış. Ocak'ta tekrar almış. Ve %80 zam vermiş. Hemen sendikalı yapmış. %80 zam vermiş. Şu an biz kitlemiş durumdayız. Bu emekçi kardeşlerimizi çıkarmak istemiyoruz. Çünkü gerçekten yıllarca kavga etmişiz, yıllarca bedelemişiz. Bu kardeşlerimizi elimizde tutabilmek adına işte emeklisi gelen arkadaşlarımız var. Onları emekli yapmak istiyoruz. Ama ne gariptir ki paramız olmadığı için emekli yapamıyoruz. İşte paramız olsa da emekli yapacağız. Ama bu süreç içinde tabii biz parayı bahane etmedik. Yok demiyoruz. Dediğim gibi her bireyden sorunu. Biz bir düğün salonu yaptık. Paramız olmaması rağmen. Halkımızdan bir talep geldi. Ben geldi gelmez. 400 aile geldiyse bunun 300'ü düğün salonumuz yok. Nasıl bir düğün yapacağız imkansızlıklar içinde. Ben hemen sağ olsun Sol Parti bize malzemeyi gönderdi. Ben 21 günde düğün salonunu bitirdim. Kiralara vermeye başladık. Yani şöyle böyle de bir herhalde 30-35 tane düğün yapıldı orada. Tabii bizi ister istemez biraz rahatladı. En azından mazot alma konusunda biraz rahatladık. Şimdi Hozat'taki tabii mezbaneyi yeniledik. Mezbanemiz yıllardır hiç el sürülmemişti. Pas içindeydi. Adana'da bir iş adamımız malzemeyi gönderdi. Biz işçilerimiz orayı komple yeniledik. Yeni baştan Adana'ya. Hozat'taki tüm otlar yine iş adamımız bize benzin aldılar. Biz Hozat'taki her kapıyı vurup otlarını biçtik. Yıllardır alınmayan gübreler vardı. Birikmişiz, çöp dağları olmuştu. Biz o gübreleri halkımızın bahçelerine ve tarlalarına taşıdık. Gerçekten halkımız çok memnun oldu ve burayı temizledik. İstanbul'da bir üniversitede bize ilaç verdiler, ilaç getirdik buraya. Hozat'ın hepsini sil baştan günlerce ilaçladık. Tüm ahırları ilaçladık. Bütün dere yataklarına tut. Bu yıl sineğin en az olduğu ilçe Hozat'tı. Mahalle meclisimizi kurduk. Şimdi köy meclisini kurmaya çalışıyoruz. Biz Hozat'ın meclisini yönetmek istiyoruz. Halk da yönetmek istiyoruz. Halkın içinde olduğu her karar gerçekten çok önemli. Çünkü halkın kendisi verdiği kararın arkasında durma durum var. Yani biz imkansızlıklar içinde çok güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz ki yapıyoruz da. Emeklimiz gidip kredi kartına benzin çekiyor. Düşünebiliyor musunuz? Memurumuz gidip kredi kartına benzin çekiyor. Halkımız duyarlı bu konuda. Kendilerine teşekkür ediyorum. Gerçekten böyle bir halkın içinde, böyle bir halkın başkanı olduğunda çok mutluyum ayrıca. Tabii dediğim gibi yani bu tek benim sorunum değil. Yani şu anki imkansızlıklar. Tabii ki yani yıllardır sizden önce yapan belediyenin yani gelip yapmış olduğu hataların bedeli size yükleniyor. Şimdi biz burada ısrarla ülke yönetene diyoruz ki, bakın bu lütuf değil. Bizim araçlarımız yok. Benim bir kamyonum var 76 model. Traktörüm 80 model. Hani desen her şeyimiz alabildiğin eski, işte tamirden çıkamıyoruz, araçlarımızı gönderemiyoruz, hizmet edemiyoruz. Biz ısrarla devlete sesleniyoruz, ülke yönetene sesleniyoruz. Diyoruz ki bize araçlarımızı gönderin, biz hizmet etmek istiyoruz. Bu lütuf değil. Bu halka hizmet halkasında hükümetlerin görevidir. Şimdi bizden önceki yapılmış olan hataların bedelini biz halka ödetemeyiz. Biz hizmet etmek istiyoruz ama elimiz kolumuz bağlı. Bunun için köylerdeki tüm sorunu biz çözüyoruz. Yani şu an bizim köylerdeki tüm sorunları, benim kepçem var. Özel idarenin kepçesi yok. Bidonjörü yok. Hiçbir şey yok. Harfiyat aracı yok. Şu anda bütün köylerimiz biliyorsunuz bu çevre şehircilik bu depremden kaynaklı yıkım kararı verdi. Birçoğuna konteyner gelmedi ve bunlar ev yapmak istedikleri ve bizim de bir an önce bunların evlerini yapmaları için ben 5 aydır tüm kepçe, 2 kepçemi köylere göndermişim. İşte demin sizden önce birisi gelmişti söyledikte. Onu da çözmek istiyorum. Neden? Çünkü yoksa dışarı kalacaklar. Nüfusumuz deseniz alabildiğinde bir azaldı. Çünkü müthiş bir göç veriyoruz. İşsizlik var alabildiğinde bölgemizde. İşte dün bir konuşma, bir ortamda konuştuk. 7000 gencimiz gitmiş Kanada'ya. Bakın bu ne demektir? Artık gençler, üretim yapan gençler gitti. Sadece
emekli kesim var. Bu emekli kesimi kar ötecek. Bizim bölgemizde 3 temeli var. Tarım, hayvancılık, arıcılık. Tarım bölgemiz susuz olduğu için, su olmadığı için ne yapıyor tarım? Yağmur yağmazsa o yıl ürün alamıyorsunuz. Çünkü bizim bölgemizdeki ekonomik kaynakların kaynaklı. O yıl ürün alamadığınızda bir diğer yıl artık onun tekrar ekme şansınız olmuyor. Arıcılık bu yıl yağmur yağdı, polen alamadı, arı da bitti. Bizim bölgemizin asıl olmazsa olmaz hayvancılık. Biz daha çok bu temelde çalışmalarımız var ve biz üreten dostlarımıza, üreten köylerimize de bu kemere yarım sahip çıkmak istiyoruz. Özellikle onların burada kalmasını sağlamak için elimizdeki her şeyi yapıyoruz. Şu anda konut talebimiz çok büyük, ihtiyaç var. İşte imar revizyonunu daha yeni yaptım. Yıllardır 10 yıl önce yapılması gereken Deras'ta çalışmasını geldi arkadaşlar, bitirdiler. Biz DSİ'ye verdik. Büyük ihtimalle bu bir ay içinde bunu çıkaracağız. Yeni baştan bir imar revizyonu yapmamız lazım ki insanlar evlerini yapsınlar. Yani yıllar önce şey verilmişti, bir hesap yapılmış, iki kat yapacaksın diye. Şimdi aslında bölgemiz en sağlam yine bizim bölgemiz, Hozat burası. Şimdi bir yere veriyorsunuz, karşı tarafa 8 kat vermişsiniz, bu tarafa 2 kat veriyorsunuz. Tabii o zamanki yönetimin yaptığı yanlışların kaynaklı. Şu an çok büyük konut sıkıntımız var. Çok büyük. Yani ev kirası Hozat gibi bir yerde 15 bin lira, 20 bin liraysa Hozat gibi bir yerde gerçekten bu halk için artık her şeyin bittiği demektir. Onun için biz ısrarla söylüyoruz. Yani bir çocuk oyun parkı yaptık yeni şu aşağıda Diyabağ Mahallesi'nde. Etrafında hiçbir şey yoktu. Hayvanlar içine giriyordu, araçlar giriyordu. Biz hemen bugün başladık. 3 günde etrafındaki duvarı örüyoruz. Altını komple yeni baştan yapıyoruz. Çocuklarımız orada oyun oynasınlar diye. Bir iş adamımız geldi. Bize dedi ki size çok güzel bir oyun parkı yapmak istiyorum. Biz inanır mısınız şehrin içinde arsa bulamadık. Arsamız kalmamış. Ve yapamadık. Çocukların bize çok büyük talep var. Israrla oyun, bir oyun, güzel bir oyun alanı yapabilirsek bu çocukların sevinecek. Köpek barınağımız çok yetersiz. İmkanlarımız yok. Dediğimiz gibi işte bir takım yerlerden yemekler alarak o yemekleri vermeye çalışıyoruz. Çünkü belediyenin durumu yok. Halkımız da bu konuda sağ olsun çok duyarlı ama onların da durumu yok. Bir iki tane ek köpek barınağı yaptık. Çünkü büyük köpekler küçük köpekleri parçalıyor. Dediğim gibi yani bu ülkenin yaptığı yanlışlardan kaynaklı, işte zamanında müdahale etmemesinden kaynaklı bugün köpekler uyutun diyorlar. Yani yazık, biz yıllarca bu kavganın içine gelmişiz. Bu köpekleri götürüp uyutmanı ben doğru bulmuyorum. Biz kısırlaştırma yapıyoruz şu an çok büyük. Yani askerin içinde bulunan köpekleri kısırlaştırdık. %80'ini bitirdik kısırlaştırmayı. İlaçlarımızı dediğim gibi oradan buradan imece temin ediyoruz. Tabii ki dediğim gibi Hozat hepimizin, ben burada bir çağrı yapayım Hozat halkına ve dışarıdakilerine. Biz para istemiyoruz. Bize araç konusunda, hizmet konusunda, bu konuda bizim onların desteklerini bekliyoruz. Çünkü imkanlarımız yok. Yani dediğim gibi her ay 1 milyon lira sırf işçi parasına içerideyiz. Tabii bu benim gibi bir sürü belediye var. Özellikle gelirimiz olmadığı için benim yıllık emlakla su gelirim 3 milyon lira. Yıllık gelirim. Ama benim bir aylık sırf işçi giderim 2 milyon 247 lira. Her şeyi tıkamış ama biz buna rağmen tabii onu bahane edip oturmuyoruz. Biz kendi imkanlarımıza çözmemiz gereken her şeyi çözüyoruz Hozat'ta. Söz verdiğimiz gibi bir yılda dedik ki Hozat'ın sorunlarını çözeceğiz. Özellikle mahalle arasında. Bütün müdahale ediyoruz. Yani altyapımız yok, üst yapımız yok. 100 yıl önce yapılmış. Her gün bir yer patlıyor. Her gün bir yer patlıyor. Arıtmalarımız yok. Gerçekten çok büyük sorunlarımız var. Tabii bunlar bir ikinci de biz şu an kendi imkanlarımıza yapmaya çalışıyoruz. Daha güzel şeyler yapacağız. Bizim özellikle dediğim gibi büyük belediyelerden ona bir çağrımız var. Bize özellikle araç konusunda yardımcı olmalarını istiyoruz. Çünkü küçük belediyelerin böyle bir geliri imkanı olmadığı için küçük belediyelerin eli koyulup bağlanıyor. İşte dediğim gibi yani bir 5,5 milyon lira icra geldi. Halen düşünüyoruz kaç gündür nasıl yapacağız, nasıl olacak, nasıl çözeceğiz. Birkaç tane arsamız var, ona da el koyacaklar. Onu satlığa çıkaracaklar. O da bize olduğu gibi bir tıkamış durumda. Çözüm üretmeye çalışıyoruz. Çok projemiz var ama dediğim gibi imkansızlıklar içinde projeleri yerine getiremiyoruz. Benim mesela bizim Mandıra bir projemiz vardı. Biz sorduk 300 bin euro. Mesela bir kekik, bu kekik yağı çıkaran makine var. Mersin'de gittiğim yerinde gördüm. Bizim dağ kekimiz meşhurdur biliyorsunuz. Onlar kesip getiriyorsunuz. Bir kilosu 15 bin euro. Ama onu kurmak için de bayağı bir para gerekiyor. Tabii bir imkansızlık olduğu için de bunu yapamıyoruz. Bir kooperatif kurmak istiyoruz ama bizim ürünümüzde şöyle bir şey var. Bizim doğamızda ürünümüz doğal olduğu için kimsenin de bir şey kalmıyor. Yani bizim kooperatif kurup da o ürünü pazarlamak gibi şansımız kalmıyor. Çünkü işte bu yıl bakın daha her şey bitti. Çıkarken bitti. Kuru fasulye çıktı bitti, nohut çıktı bitti. İşte buğday hemen anında satıldı. Yani bizim buradaki yani çok aşırı bir üretim olmadığı için
Az bir üretim oluyor. Ondan bizim çevremiz, dostlarımız gerçekten burayı bilen insanlar satın alıyor. Tabii biz kooperatifçilik çok önemli. Yani bunu markalaştırmak, marka haline getirmek çok önemli ama dediğim gibi elimizdeki ürünlerden kaynaklı. Çok büyük talep dışarıda olduğu için balımız bile yok işte. Balan da satıldı. Önceden tam Mayıs'ta ben diyorum ki işte şu kadar bir şey istiyorum ki peynir bana onu hazırlasınlar. Bundan kaynaklı birinci önceliğim kooperatif ama bizim olmazsa olmaz kadınların özellikle dört duvar arasındaki kadınlarımızın bizim alana çekmemiz. Bunlara nasıl üretim yaptırabiliriz? Bunları nasıl kooperatifleştirebiliriz? Yani bunları nasıl bir alan içine çekebiliriz? Bu temelde ısrar ediyoruz. Yani biz onlarla ilgili bir takım çalışmalarımız var. Özellikle tekstil üzerine işte Tunceli'ye bir görüşmeye gideceğim, Aras'a bir görüşmeye gideceğim. Onların orada kesim yaptığı malı biz getirip burada o kadınlarımız en azından bir nebze de olsa bir 40-50 kadına bir istihdam açtığımızda burası çok büyük bir nimet olur. Onun peşindeyiz. Görüşmeler devam ediyor bizim. Sağ olsun onlar bizim kuna duyarlar ama dediğim gibi yani şimdi üretici özellikle yani bu işi yapan firmalar şunu söylüyor. Biz diyor ham maddeleri çıkarsa biz fabrika oraya kurarız. Hani biz senin için gelip de oraya ürün getirip yani dikeri getirmeyiz. Biz de dedik ki hayır onu size istemiyoruz. Siz ürünü verin biz araçlarımıza getirelim. Size hiçbir şey yapmayacağız artık yüklemeyeceğiz. Buradan tekrar üretipse geri getirelim dedik. Onlar şu an bir düşünceleri var bununla ilgili. Düşünüyorlar bakalım işte biraz daha şey olursa böyle kriz olduğu için onlar da herkes korkuyor şu an üretim yapmaktan korkuyor. Sadece belli böyle bir üretim alanlarına durmak istiyorlar. Tabii dedim ki bizim hayvancılık olmazsa olmazımız hayvancılık ama bizim şu anda gençlerimiz yok. Çoban bulamıyoruz. Siz de bölgeye geziyorsunuz. Şu an çobanlarımız ya İran'dan geliyor ki artık Afganistan'dakiler gelmiyor. Pek yoklar burada. Daha çok Diyarbakır'dan ve şeyden çoban bulamıyoruz. Yani üretim yapmak isteyen özellikle köylerimizde çoban bulamıyor. Çobanlar çok büyük sıkıntı. Çünkü çocuklarımız yok, gençlerimiz yok. Herkes gitti. O gençler gidince de burada çok böyle bir elin parmakları kadar üretim yapan var. Biz de onlar için bu işte Seyrek'teki arkadaş üretim yapıyor diye hemen diyorum kepçemi gönderim evini yapsın, şeyini yapsın ki buradan gitmesinler. Üretim yapsınlar. Yani bölgemiz çok sıkıntılı. Tabii ki çözeceğiz. Başka çaremiz yok. Onun için buradayız. Çözüm için buradayız. İşte biliyorsunuz bu deprem tehlikesi var. Bizim mahallelerimiz çok eski. Eğer gerçekten yani ben en büyük korkutan da o. Şu an hiçbirisinin orada çıkma şansı yok. Çünkü konut çok büyük sıkıntı. Evlerimiz çok eski. Beni çok kaygılandırıyor. Israrla ben kaymakamıyla, valibeyle görüşüyorum. Diyorum ki nasıl yapacağız? Ya konteyner bir kent kuralım. En azından şu insanlar şu süreç içinde nasıl koruruz? Çok büyük kaygılarım var depremle ilgili. İşte Naci Bey, Naci Görür sıra diyor ki deprem yaklaştı. Tetikte bekliyoruz. Halkımız da tedirgin. Hatta Naci Bey'i davet etmek istiyorum buraya işte bir fırsat bulursak. Dediğim gibi gerçekten bölgemiz çok sıkıntılı. Yani bir tek benim sıkıntım yok. Herkesin sıkıntısı var. Doğalgaz sıkıntımız var. Pertek'le Çimiske'de geldi ama bize hala gelmedi. Bize 2025 için söz verdiler. Hani bakalım gelirse tabii. Tabii bunda çok büyük sıkıntılarımız var. Öğrenciler için dediğimiz gibi dershanemiz yok. Öğretmenlerimiz yetersiz şu an. Öğretmen eksikliği var. Böyle olunca da çocuklarımız ailelerini alıp çocuklarını alıp dışarı götürdüler. Elazığ'a, Tunceli'ye daha çok imkan olan yerlere. Biz bu imkanları tekrar geri getirmek için elimize geleni yapmaya çalışıyoruz. Öğretmen evimiz artık yıkıldı. Barınma yerimiz yok. Kimsenin barınma yeri yok öğretmenlerin. İşte tapu gitti, kadastro gitti buradan. Askerlik şubesi gitti. Her gün küçülüyoruz. Her gün de küçülüyoruz çünkü geriye dönüş çok zor. Kimse artık ekonomik kaynaklı buraya gelmek istemiyor. Üretim alanlarımız yok dediğim gibi sanayimiz yok. Hiçbir şeyimiz yok. O da çok şu an biraz atıl bir durumda. İşte biz onun için nüfusun geri gelmesi için elimize gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Biz yine diyoruz başaracağız. Parti konuda biraz da onlara tabii elini taşın altına koymaya çalışıyorlar. Onlar da sürekli bir şey halinde hareket halindeler. İşte İmamoğlu'na bir randevu istemişler. Onu bekliyoruz, onu vermesini bekliyoruz. Türkiye Belediye Birliği'nde ne alırız diye. Yani ne alırız derken önceliklerimiz var. Bizim kamyonumuz yok. Yani şurada harfiyatı taşıyacak kamyonum yok. Bir tane işte en azından bir tane hederimiz olsa inanır mısın iki kamyon bir hederle biz şu anki sorunlarımızı %70'ini aşacağız. Ya da bizim nüfusumuzu 5000 lira çıkarıp gelen gelirimizi yani iki kattan üç kattan çıkarıp ihtiyaçlarımızı bile karşılamak istiyoruz. Onun dışında yani kim gelirse gelsin, kim burada olursa olsun şu anki imkanlar hiçbir şey yapamaz. Sadece benim gibi oraya koşturur, buraya koşturur. En azından bu süreci nasıl atlatırız? Yani bunun peşinde olur. Depozat arkadaşlarımdır. Tabii ki. Yani birlikte olduğumuzda, yan yana olduğumuzda her şeyi başaracağız.